Şimdi komisyonda bir isim üzerinde anlaşılmış 15 Temmuz'la ilgili Demokrasi ve Özgürlükler Günü diye. Buraya getiriyorlar, bir önerge veriyorlar. İçindeki özgürlükler tanımı çıkartılıyor. Bu özgürlük kelimesi sizi niye bu kadar rahatsız ediyor? İkide bir, demokrasi, demokrasi, demokrasi diyorsunuz. Demokrasiyi içselleştirmediğinizi biliyoruz ama yine de ağzınızdan demokrasi kelimesi çıkması bizim hoşumuza gidiyor. Ama demokrasi deyince özgürlük, eşitlik, kardeşlik bunlar birlikte akla gelir. Özgürlük olmadan demokrasi olmaz. Sizin demokrasi anlayışınızı gerçekten samimi olmasını diliyoruz. Ama biz şu ana kadar ağzınızdan sürekli demokrasi kavramı çıktığı halde, kelimesi çıktığı halde 15 Temmuz'dan sonra bunu daha sık dillendirdiğiniz halde biz bir türlü, sadece biz değil kamuoyu da, sizin bu demokrasi anlayışınızı gerçekten samimiyetini sorguluyor. Neden sorguluyoruz biliyor musunuz? Yaşadıklarımızdan dolayı sorguluyoruz. Sayın Kurucu Genel Başkanınızın 1990'lı yıllarda yaptığı konuşmayı hatırlıyoruz. Demokrasi bizim için amaç değil, araçtır sözünü hatırlıyoruz. O yüzden sizleri samimi bulamıyoruz. Siz eminim şu arkadaki yazının içeriğine de çok katılmıyorsunuzdur. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. İşte bu demokrasinin özü. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü. Ama size göre herhalde egemenlik kayıtsız şartsız Tayyip Erdoğan'a ait ki milli birlik derken bile, milli birlik derken bile şunu algılıyorsunuz, şunu algılatıyorsunuz. Eğer bizimle birlikteyseniz milli birlik. Eğer bizimle hareket edecekseniz, bize biat edecekseniz bunun adı milli birliktir diyorsunuz. Sizin milli birlikten anladığınız kayıtsız ve şartsız Tayyip Erdoğan'a itaat. Siz bunu anlıyorsunuz. Yeni Kapı ruhu deyince de bunu anlıyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın veya Sayın Başbakan'ın tek bir sözüne itiraz gelince hemen insanlara Yeni Kapı ruhunu unutmayın diyorsunuz. Ya bizim Yeni Kapı ruhundan anladığımız farklı. Yeni Kapı ruhundan biz farklı şeyler anladık. Siz farklı şeyler dayatmaya kalktınız Yeni Kapı ruhu adı altında. Bizim ihtiyacımız olan Kuvayi Milliye ruhu, zaten Kuvayi Milliye ruhu da bu toplum tarafından benimsendi. Ülkenin kurucu ruhu haline geldi. İşte o yüzdendir ki biz hala tüm engellemelere rağmen, tüm kışkırtmalara rağmen 90 yıl aşkın süredir bu ülkede Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu Kuvayi Milliye ruhuna milletimiz sahip çıktığı için ayaktayız. Bunu da tüm samimiyetimle belirtmek istiyorum. Biz bir de bu önergeyle bugünü direnme hakkı günü olarak da ilan edelim dedik. Demokrasi, özgürlükler ve direnme hakkı dedik. Direnme hakkının ne kadar önemli olduğunu gördünüz mü? Direnme hakkı, bakın işte kazanlılar bugün kahraman unvanını hak ederek alıyorlar. Nasıl alıyorlar bunu? Direnme haklarını kullandılar o gün. Milletimiz adına direndiler. Darbenin merkezine yürüdüler. Hiç çekinmeden göğüslerini siper ettiler. İşte direnme hakkı bu yüzden önemli. Direnme hakkı ilk gezi eylemlerinde gündeme geldiğinde işte siz o direnme hakkını kullanan vatandaşlarımıza çapulcu bile dediniz. Bu anlayıştan geldiniz. İşte o yüzden biz direnme hakkının çok önemli ve anlamlı bir hak olduğunu düşünüyoruz. İşte böyle günlerde, böyle felaketlerin eşiğinde toplumun direnme hakkını kullanmasının ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu söylüyoruz. Önerimizin kabulünü samimiyetle